Merhaba sevgili çocuklar. Matematikte kesirler konusuna giriş yaptık. Bütün ve yarım ilişkisini gördük. Bugün de çeyreği de gördük sizinle. Şöyle diyelim, bir bütünde bir bütünü ortadan kestiğimizde, yani iki eş parçaya ayırdığımızda her parçasına yarım diyoruz. Yani iki tane yarım olmuş oluyor bütünde. Yine aynı şekilde bir bütünü dört eş parçaya ayırdığımızda her bir parçasına çeyrek diyoruz. Yani bir bütünde dört tane çeyrek var ve iki tane yarım var. Şimdi bugün yarımla çeyrek arasında nasıl bir ilişki var onu göreceğiz. Çok dikkatli dinlemenizi istiyorum. Zor değil. Keyifli bir konu aslında. Siz de evde elma kesebilirsiniz, ekmeği ikiye bölebilirsiniz, iki eş parçaya. Bir kağıdı iki eş parçaya bölebilirsiniz. Mesela benim burada kağıdım var. İki eş parçaya bölmek için, iki eş parçaya bir bütünü iki eş parçaya bölmek için ortadan, tam ortadan katlıyorum. Tam ortadan katlıyorum. Bunu siz biliyorsunuz. Yarısını bulmayı biliyorsunuz. Paylaşmayı biliyorsunuz yani yarı yarıya. Arkadaşınla bir yiyeceğini yarı yarıya paylaşmayı biliyorsun. Yani yarısı, bütünün yarısı, bütün. Bakın, ortadan bir çizgi oluştu. Yarım, yarım. Yani şu yarım. İki tane yarım. Çeyrek ve yarım, yarımla çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklamak için biraz önce salatalığı kesmiştim. Bu bir yarım salatalıktı biliyorsunuz. Hani bir bütünde iki tane yarım vardı. Evet, iki tane yarım var. Bir bütün salatalık oluşuyor. Ben yarım salatalığı aldım. Tekrar bunu yarım salatalığı ikiye böldüm. Yani yarım salatalığı ikiye böldüm. Yarımın yarısı, iki tane yarımın yarısı var. Bu yarımın yarısına çeyrek diyoruz. Veya bütünün dört parçadan, eşit dört parçadan birine, bakın salatalık, dört parça. Dört parçadan birine çeyrek diyoruz. Dört parça. Yarım iki parça olacak. İki eş parça, bütünün iki eş parçası. Çeyrek ise bütünün dört eş parçası olacak. Bir yarımda kaç tane çeyrek var? Bir yarımda yarım salatalık. Kaç tane çeyrek var? Evet, iki tane çeyrek var. Veya ekmeğimizi hatırlıyor musunuz? Kesmiştim. O ekmekte dört tane çeyrek vardı. Hatırladınız mı? Şimdi bunlar yarımşar. Evet, yarımşar. Yarımın yarısı. Yarım ekmek. Ortadan böldüm. Çeyrek ekmek. Yani bir yarım ekmekte iki tane çeyrek. Bir yarımı iki eş parçaya böldüğümüzde iki çeyrek elde ederiz. Diğer yarımdan da iki çeyrek elde edersek dört çeyrek oluyor. Dört tane çeyrek de bir bütün yapıyor. Dört tane çeyrek bir bütün yapar. Şimdi pizzaya bakalım. Çeyrek pizza, çeyrek pizza. İki tane çeyrek pizza var. Bunları birleştirdiğimizde yarım pizza yapıyor. İki eş çeyrek bir yarım elde eder. Evet, iki tane eş çeyrek bir tane yarım elde ediyor. Şimdi bir başka örneğe bakalım. Şekil olarak vermiş. Bütün. Bütün. Bu bütünün ortadan ikiye bölünmüş. Yarım, yarım. Aynı bütün, hani ortadan ikiye bölünmüş diye. Yarımı da ikiye bölmüşler eşit iki parçaya. Buradaki yarımı da eşit iki parçaya bölmüşler.
4 parça olmuş, 4 çeyrek. Bunların hepsi bir bütün oluşturuyor aslında. Bütün, hiç bölünmemiş, 2 yarım, bu da bir bütün, aynı bütünü gösteriyor. 2 yarım, yani bir bütün 2 yarımdan oluşuyor. 4 tane çeyrek, bu da bir bütün oluşturuyor. Bir bütün 4 çeyrekten oluşur. Bunu göstermiş. Evet. Alıştırmalara bakalım. Alıştırmalar var. Çok keyifli. Belirtilen kadarını boyayacağız. Belirtilen kadarını boyayacağız. Aşağıdaki şekillerde belirtilen kadarını boyayacağız. Yarım. Önce yarısını bulmam gerekiyor çocuklar. Siz cetvelle çizin. Evet, belirtilen kadarını ben tarayarak boyuyorum. Siz de tarayarak boyayabilirsiniz veya tamamen düzgün bir şekilde boyayabilirsiniz. Yarım. Çeyreğini istiyor bizden. İsterseniz köşeden köşeye çizebilirsiniz. Kare çünkü bu. İsterseniz kenardan kenara çizebilirsiniz. Ben kenardan kenara çizdim. Ne kadar boyamamı istiyorlar? Çeyreğini boyamamı istiyorlar. Evet, çeyrek. Ben bu parçayı boyamak istiyorum. Çeyrek. Yarımını boyamak istiyoruz. Tepeden, üçgenin tepesinden aşağıya dik bir çizgi iniyorum ve bir parçasını boyuyorum. Güzel değil mi konu? Bütün. Hiçbir eş parçaya bölmeden tamamını boyayacağız. Tamamını boyuyoruz. Taşırmadan tamamını boyuyoruz. Bu da bütün oluyor. Evet. Sanırım buraya kadar yapabildik. Kapatıyorum. Alttaki çalışmaya devam edeceğiz. Yani bu soruyu, ikinci soruya devam edeceğiz. Aşağıdaki şekilleri ne kadarının boyandığını altlarındaki boşluğa yazınız diyor. Ne kadarı boyanmış? Bakalım. Bu şeklin, birinci şeklin, dikdörtgen şeklinin ne kadar boyanmış çocuklar? Duyamıyorum. Evet, yarısı. Yarım diyoruz. Peki, aynı dikdörtgen şeklinin 4 eş parçaya bu şekilde de bölebiliriz. Veya dikey olarak da 4 eş parçaya bölebiliriz çocuklar. Yani çeşitli şekillerde 4 eş parçaya bölebiliriz. Şimdi burada 4 eş parçaya bölmüşler. Kaç tane sarı parça var? 1 tane. O zaman 1 tane olduğumuz 4 taneden 1 tanesi ne oluyordu? Çeyrek. Hadi bakalım bunu da siz söyleyin bakalım. 2'ye katlanmış. Evet, bütün katlarsan ne elde etmiş oluyor? Yarım. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Doğrular için D harfini, yanlışlar için Y harfini kullanacağız. Başına şu noktalı kısma yazıyoruz. 2 tane yarım bir çeyrek eder. 2 tane yarım. İyi düşünün bakalım. 2 tane yarım çeyrek mi eder?
İki tane yarım ne yapıyordu? İki tane yarım bir bütün ediyordu. O zaman bu yanlış. Dört tane çeyrek bir bütün eder. Bir, iki, üç, dört tane çeyrek. Bakın çocuk, dört tane çeyrek burada var. Bir bütün elde ediyoruz diyoruz. Dört tane çeyrekte. Evet, bir bütün elde edilmiş. Doğru. Bir bütün iki yarım eder. Bir bütün iki tane yarım. Bakın. Doğru. Bir bütünde iki yarım vardır. İki tane çeyrek bir bütün eder. Şimdi bakalım. Bu bir bütün dikdörtgen. İki tane çeyrek bütün ediyor mu? Hayır. Bütünün yarısını ediyor. Bu yanlış. Evet, bu çalışmamızı da evet, noktalı yerlere uygun sayıları yazalım. Dört çeyrek yarım eder. Dört tane çeyrek ne yapar? Dört tane çeyrek. Dört tane çeyrek var elimde. Kaç tane yarım oluyor? Yarım yarım. Kaç yarım oldu? İki. Evet, dört çeyrek iki yarım eder. Sekiz yarım. Çeyrek eder. Sekiz tane yarım. Bir yarımda İki çeyrek varsa, bir yarımda iki çeyrek varsa. Şimdi 8 tane, hadi bunlar pizza olsun. Yarımşar yarımşar kaç kişiye paylaştıracağım? 7, 8. Evet, ortadan bölüyorum. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yarım olarak, pardon, 8 yarım yapacaktık. Çok özür dilerim. Ben bunu 8 bütün olarak algıladım. Çok özür dilerim. O zaman 4 bütün yapacağız. Önce onları bir yarım ayıralım. 8 yarım yapalım önce bunu. 1, 2 yarım, 3 yarım, 4, 5, 6 ve 8 yarım oldu. Kaç çeyrek yapıyor? Her birine. Bu yarımları tekrar böyle yaptığımızda her biri kaç çeyrek oldu? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 çeyrek. 8 yarım, 16 çeyrek yapar. Peki 16 çeyrek. Burada 16 çeyreği görüyoruz. 16 tane çeyrek var. Kaç bütün oluyor? İşimiz kolay değil mi? Bir bütün, iki bütün, üç bütün, dört bütün. Siz de böyle şekil çizebilirsiniz. İki bütün de kaç yarım vardır? Şuraya onun şeklinde çizelim. İki tane bütün yapalım. Kaç tane yarım olduğunu görelim. Bütünü ortadan ikiye böldüm. İkinci bütünü de böldüm. Kaç tane yarım oldu? Dört tane. Dört yarım eder. Evet. Bugünlük dersimizde bu kadar. Bir dahaki dersimizde mucit matematiği hazırlarsanız, kesirler kısmında hazırlanırsanız
İyi olur. Ama öncelikle mucit matematiğe geçmeden önce şeyde bundan sonraki sıra sizde var. Onu birlikte yapacağız yine. Daha sonra mucit matematiğe geçeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.